Ahmet Hasan, Elsaka, Mustafa Özkan, Ali Tandoğan, Veysel Can. Gençlerbirliği'nin sportif anlamda en başarılı olduğu 2002-2004 sezonunun baş aktörlerinden olan bu futbolcuların hepsinin Denizli Spor'dan gelmiş olması bir Gençlerbirliği taraftarı için Ege temsilcisine sempati duymak için gayet güzel bir sebep. Denizli Spor'la ilk kez düş yılları dediğimiz 1970-1982 yılları arasında tam 14 kez karşı karşıya geliyoruz. En üst ligde ise 1983-84 sezonunda Denizli Spor'la karşı karşıya geliyoruz ve ilk maç Ankara'da oynanıyor. Muammer Nurlu ve Büyük Zafer'in karşılıklı golleriyle her iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrılıyorlar. Bugüne kadar Denizli Spor'la 59 kez karşı karşıya geldik ve bu maçlarda her iki takımın da 22'şer galibiyetleri var. Fakat en üst ligi baz alırsak her iki takım 39 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 15 tanesinde Denizli Spor, 12 tanesinde Gençlerbirliği kazandı. 12 maçta ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 59 gol atarken kalesinde 68 tane gol gördü. Bugüne kadar deplasmanda ise Denizli Spor'la 19 maç yaptık. Bu maçların 10 tanesini Denizli Spor kazanırken 4'ünü Gençlerbirliği kazandı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Denizli Spor'un attığı 36 gole karşılık Gençlerbirlikliler 24 golle cevap verdiler. 2002-2003 sezonu Gençlerbirlikleri için rüya gibi bir sezondu. Dar kadroya ve engellemelere rağmen Gençlerbirliği sezonun sonuna kadar uzun soluklu bir şekilde Beşiktaş ve Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi vermiş. Fakat Altay Spor maçında havlu atılmış ve sezon 3. ligle sona erdirilmişti. O yıllarda Anadolu takımların maçları canlı olarak yayınlanmazdı ve sadece hafta sonları 3 dakikalık özetle yetinmek durumunda kalırdık. Bu yüzden deplasman maçlarının hepsini radyodan dinliyorduk. 25. haftada oynadığımız Denizli Spor maçını da dinleyebilmek için radyonun başına kurulmuş, heyecanla maç saatini bekliyordum. Maçın hemen başında Ahmet Hasan'ın attığı golle 1-0 öne geçirince ben de radyonun başında havalara uçmuştum. Fakat ikinci yarının hemen başında yediğimiz golle bir matem havası çökmüştü. 61'de Elsaka ve maçın sonlarına doğru Veysel Cihan'ın attığı gollerle skor 3-1 olduğunda ise tüylerim diken diken eden bir olay gerçekleşmişti. Denizli Spor taraftarları hep birazdan bu sene şampiyon Anadolu'dan diye tezahürat ediyorlardı. Önce yanlış mı duydum falan diye biraz daha dikkatli dinlemeye koyuldum ama gerçekten de bu sene şampiyon Anadolu'dan diye bağırıyorlardı. Malumunuz o yıl hem federasyon, hem hakemler, hem de şampiyonluk yarışında bulunduğumuz Galatasaray ve Beşiktaş kulübünün ve taraftarlarının çıkarttıkları zorluklar nedeniyle oldukça can sıkıcı bir şekilde ilerliyordu sezon. En azından Anadolu takım taraftarlarının göstermiş olduğu bu destek gerçekten gurur vericiydi. Rüya gibi geçen 2002-2003 sezonunun ardından İlhan Cavcı belki de 40 yıllık yönetimi boyunca ilk kez sportif başarı için uğraşmış ve Ersun Yanal'ı Fenerbahçe'ye göndermemek için kanının son damlasına kadar savaşmış ve bunda başarılı olmuştu. Elbette böyle bir hamlenin ardından 2002-2003 sezonu kadrosunu korumuş ve gayet iyi takviyelerde bulunmuştu. Bu yüzden biz de bu yılda şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyoruz. Fakat bir önceki sezon ligde hakemlerin yaptıkları nedeniyle yaşanan travmanın etkisiyle olsa gerek ligde inanılmaz kötü bir performans sergiliyorduk. Fakat buna karşılık hafta içinde oynadığımız Türkiye Kupası, Avrupa Kupası maçlarında ise dolu dizgin yolumuza devam ediyorduk. İşte o günlerde Türkiye Kupası çeyrek finalinde Denizli Spor'la Ankara'da karşı karşıya gelmiştik. Tek maçla eleme sistemine göre oynanan maçın 31. dakikasında Serkan Balcı, 43. dakikasında ise Veysel Can'ın attığı gollerle skor 2-0 olmuş ve galibiyet perçinlenmişti. İşte bu dakikadan sonra tüm tribünler o yılın flaş takımı olan Fenerbahçe'ye bir gönderme yaparak kura çekmeyin, Fenerbahçe'yi verin diye hep birazdan bağırmaya başlamış. Çok eğlenceli bir tezahürattı. Federasyon yetkilileri de bize duymuş olsa gerek birkaç gün sonraki kura çekiminde gerçekten de bize Fenerbahçe'yi vermişlerdi. Tıpkı bir önceki şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz Beşiktaş'ı İnönü Stadı'nda Türkiye Kupası yarı final maçında altın gol ile 4-3 yendiğimiz o muhteşem maç gibi bu sefer de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yenerek bir üst tura yükselmiştik. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonu en azından taşlandırmak için Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istiyordum. Fakat her iki sezonun sonunda da Ersun Yanal'ın önce Fenerbahçe, arkasından da milli takıma gitme çabaları ve motivasyon kaybı nedeniyle her iki finalde Trabzonspor'a kaybetmiştik. Biraz eskilere gidelim. 1976-77 sezonunda Gençlerbirliği ve Denizli Spor ikincilik kırmızı grupta yer alıyorlardı. Ve sezonun 7. haftasında Ankara'da oynanan Cebeci İnönü Stadı'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 4-0 gibi net bir skorla kazanmıştı. Fakat benim için bu maçın en ilginç yanı bu maçta sahada yer alan Cevat adındaki bir futbolcu. Gençler için yaptığım ses çalışması sırasında gazetelerde yer alan maç küpürlerinin fotoğraflarını çekiyor. Arkasından
Bana destek veren araştırmacı arkadaşların yardımlarıyla küpürlerde yalan futbolcuların soyadlarını ekleyip database'e kaydediyorlar. O futbolcuların Gençlerbirliği'nde kaç maç yaptığını, kaç gol attığını, kaç asist yaptığını vesaire gibi istatistiklere ulaşabiliyordum. Fakat düşüş yılları dediğimiz alt liglerde yer aldığımız yıllarda oynayan futbolcuların hem sayısının çokluğu hem de basının o kadar da fazla iyi göstermemesi nedeniyle o yıllarda oynayan futbolcuların soyadlarını bulmak oldukça zorluydu. Bu nedenle eski Gençlerbirliği futbolcularından Taş Kafa Namık ya da Cemal Sakallıoğlu gibi önemli isimlerin destekleriyle birçok futbolcunun soyadlarını bulmayı başarmıştım. İşte bahsettiğim bu Denizlispor maçında da oynayan ve o sezon 21 kez Gençlerbirliği formasını giyen Cevat'ın soyadını öğrenebilmek için Dövüşenler de Var Bu Havalarda belgeselinin bir çekim gününde eski Gençlerbirliği futbolcularının hepsini bir an bir arada bulunca onlara sordum. Dedim ki böyle böyle yani o yıl 76-77 sezonunda oynayan Cevat'ın soyadını arıyorum deyince hepsi bir ağızdan "Aa, Çurçuk Cevat'tan bahsediyorsun" demişler ve gülmüşlerdi. Herkes Cevat'ın lakabını biliyordu ama soyadını hiçbiri hatırlamıyordu. Çünkü o yıllarda bütün futbolcular birbirlerine sadece lakaplarıyla sesleniyordu. Bu yüzden de hiç soyadına ihtiyaç duymamışlardı. Ben de soyadı bulamıyorsam lakabın anlamını öğreneyim diyerek bunu sorduğumda ise futbolcular bana Cevat'ın çok hızlı bir futbolcu olduğunu fakat koşarken çuf 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 gibi bir ses çıkarttığını, bu yüzden de çuf çuf Cevat olarak lakabının kaldığını anlattılar. Son olarak 2018-2019 sezonuna gidelim. Malumunuz Denizlispor'a Gençler Birliği 1. Lig'den Süper Lig'e, yani en üst lige yükselmek için şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı. En azından ilk 2'ye girmek ya da 3-6 arasına kalıp playoff'tan en üste çıkmak istiyorlardı. Kırmızı Siyahlılar Erkan Sözleri yönetiminde oynadığı ilk 8 maçı kazanarak 1. Lig tarihinde sezonu en iyi giriş rekorunu kırmışlardı. Hatta 11. hafta itibariyle 10 galibiyet ve bir beraberliği vardı Gençler Birliği'nin. Böyle olunca da çok kolay şampiyon olacağımızı düşünüyorduk. Fakat hiç de kazın ayağı öyle değildi. Sonraki maçlarda yaşanan inişler, çıkışlar, kötü grafikler vesaire vesaire derken sezonun bir bölümünde baya kötü bir performans izlemiş. Fakat sonlara doğru aldığımız galibiyetlerle ligin 32. haftasında Denizlispor'la Ankara'da oynayacağımız maç öncesinde 67 puanla liderlik koltuğuna oturmuştuk. Denizlispor ise 66 puanla ikinci sıradaydı. Süper Lig'e yükselecek iki takımın kesin olduğu bu maçın en büyük özelliği sezon sonunda kimin şampiyon olacağı, kupayı kimin kazanacağıydı. O yüzden Gençlerbirliği taraftarları saatler öncesinden tribünü doldurmuş ve maçın başlama düdüğünü bekliyorlardı. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorduk fakat başlama düdüğüyle beraber sahada çok kötü bir Gençlerbirliği'nin olduğunu hep beraber şahitlik ediyorduk. Maçın 15. dakikası 1-0 yenik duruma düştük. Fakat karşılık verecek neredeyse hiçbir pozisyon bile üretemiyorduk. Derken sezon maçın sonlarına doğru 2 gol daha yedik. Boynuzu bükük bir şekilde tribünleri boşaltmıştık. İyi oynayanın kazanacağı güzel bir maç olsun. Unutmadan üzerinde giydiğim forma Mali Milli Takımı'nın 70'li yıllarda giydiği formaların bir replikası.